Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu ve aleyke ya seyyidel evvelin ve'l ahirin. Ila cemil enbiya ve'l mursalin ve ila cemil evliya ve rabbil alamin. Hep beraber Hac suresini anlamaya çalışıyorduk. Kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Önce şunu söyleyeyim. Ramazan ayı yaklaşıyor. 10 gün kaldı galiba. Aynı şekilde Ramazana da Ramazan'dan önce Recep ayında, Şaban ayında hazırlık yapmak gerekiyor. Gönlü hazırlamak gerekiyor yani. Ramazan ayı kıymetini, değerini Kadir gecesinden alıyor. Kadir gecesi de kıymetini, değerini Kur'an'ın o gecede inmesinden alıyor. Allah Kadir gecesi için bin aydan daha hayırlı gece dedi. Neden? O ayda, o gecede Kur'an inmeye başladığı için. Eğer Kur'an bizim de gönlümüze inerse nasıl ki o geceyi bin aydan daha hayırlı yapıyorsa bizi de 30 bin kat daha Allah katında değerli kılar. Kur'an inmiş bir gönül ile Kur'an inmemiş bir günün arasındaki fark böyledir. Otuz bin kat daha farklıdır. Daha kıymetli, daha değerlidir yani. Nasıl ki ilk inen ayetler, اِقْرَاَ بِسْمِ رَبِّكَ لَذِي خَلَقَ dediyse oku, seni yaratan Rabbinin adıyla oku, buyurdu. Biz de eğer yaratan Rabbimizin adıyla kainatı okursak, varlığı okursak, hayatı okursak, kendimizi okursak, Bilelim ki Allah katında 30 bin kat değerimiz artar. Yoksa sadece o geceyi ibadetle geçirelim. Sevap kazanalım, dersek anlamamış oluruz. Aynı şekilde Ramazan ayı da böyledir. O ayda Kur'an indiği için Allah şükretmek için oruç tutun dedi. Oruç Kur'an'ın ilmesine şükürmüş. Yoksa mesele aç kalmak değildir. Onun için ne buyuruyordu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Öyle insanlar var ki namaz kılarlar sadece onlara yorgunluk kar kalır. Oruç tutarlar sadece onlara açlık kar kalır. Yani oruç aç kalmak demek değildir. Oruç, nefsi terbiye etmek demektir. Kendi kendimize hükmetmemiz demektir. Kendimizi tutmak demektir. Haral oranından tutmak demektir. Haral oranından eğer kendimizi tutabilirsek, elbette ki haram oranından da tutabiliriz. Oruç, kendimizi kontrol etmek demektir. Arzularımızı, isteklerimizi, nefsimizi kontrol altında tutabilmek demektir. Allah bize bunun eğitimini yaptırıyor. Eğer bir gönül temizlenmemişse, kontrol altında değilse oraya vahiy inmez. Karma karışık duygular vardır orada. Vesvese vardır, şüphe vardır, hastalık vardır. Çöplüğe dönmüşse oraya vahiy inmez. Ayetleri okusak bile, anlasak bile evet, o gönlümüzdeki kir, ayetleri bile kirletir. Nasıl ki kirli bir kaba temiz su koysam, su kirleniyorsa, bizim gönlümüz de kirli ise, ayetler oraya inse bile orada kirlenir. Kendimize göre anlarız, o yanlış fikrimize, düşüncemize göre anlarız. Nefis oraya, şeytan oraya bin bir türlü şey katar. Evet, Ramazan bütün seneyi Allah'ın huzurunda ibadetle geçirmek için evet, Allah'ın bize yaptırdığı eğitimdir, talimdir. Beş vakit namaz da böyledir. Evet, o bir gün içinde, o namaz vakti aralarında Allah'ın huzurunda duralım diyedir. Onun için Allah ayet-i kerimede ne buyuruyordu? Onlar namazlarında daimidirler daimi olarak Allah'ın huzurunda dururlar. Evet. İbadetler bizi hayatı Allah'ın huzurunda bir kul olarak, bir abd olarak yaşamayı öğretiyor, talim ettiriyor. Bizi hazırlıyor. Bizi son nefese hazırlıyor. Bizi kıyamet yerindeki hesaba hazırlıyor. Eğer hazır olmazsak o an geldiğinde pişmanlık fayda vermez. Keşke şöyle yapsaydım, keşke böyle yapsaydım demek hiç kimseye hiçbir fayda sağlamaz. Eğer biri gönlünü açıp Allah'ın ayetlerini okuyor, dinliyor, anlamaya çalışıyorsa onun için her gün her gece kadir günü, kadir gecesidir. Eğer biri kendini kontrol ediyorsa, gönlünü, aklını, nefsini kontrol altında tutuyorsa, Allah'ın hükmüyle kendine hükmediyorsa o daimi olarak oruçludur. Aynı şekilde biri daimi olarak Allah'ın huzurunda duruyorsa o daimi olarak namazdadır. Daimi namazda olanlardandır. Yoksa ibadet öyle bir anlık, birkaç dakikalık ya da birkaç günlük vakte zamana sığdırılamaz. İnsan hazreti insan olabilmek için Allah neyi emretmişse onu bütün çabasıyla, gayretiyle yapmaya çalışmalı. Vaktinin diğer zamanlarında da aynı şekilde hem namazda durması lazım, huzurda durması lazım, hem oruçlu durması lazım. Hem her gününün gecesinin kadir gecesi olmaya çalışması lazım. Gönlünü Allah'ın vahyine açıp, Rabbim bana ne söylüyor deyip dinlemesi lazım. Evet, galiba bu dördüncü yıl oldu haftada bir gün, bazen iki gün, evet, Ramazan ayı boyunca her gece Allah'ın kelamını hep beraber anlamaya çalıştık. Aynı zamanda Ramazan'a da hazırlık yapmaya çalıştık. Eğer arkadaşlar bizi dinlediyse Ramazan'a hazırdır. Aynı şekilde mesela buraya sohbete geliyor. Allah'ı zikretmeye geliyoruz. Buna da hazırlık gerekir. Yani altı gün boyunca evet hiç Allah deme, Allah'ı zikretme. Sonra perşembe günü buraya gel ben zikir yapacağım diyeceksin. Zikir yapamazsın. Eğer gönlümüzü zikre hazırlarsak Perşembe günü geldiğinde hazırız. Evet, o zaman nasıl Allah denir? O zaman tadarız onu. Evet, arkadaşlar gönüllerini Ramazan'a hazırlasınlar. İnşallah hayra vesile olur. İnşallah Allah'ın rahmetini saçtığı bu Ramazan ayında Allah'ın rızasını kazanırız, dostluğunu kazanırız, cemalini kazanırız. Allah'a vasıl oluruz inşallah. Allah aramızdaki perdeyi kaldırır inşallah. Gönlümüzü itminana erdirir, mutmain eder inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş, taşlanmış şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'a sığınırız. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla Allah adına. Ve kezalike enzelnahu ayatin beyinat. Allah işte böyle biz ayetlerimizi indiriyoruz. Size ayetlerimizi beyan ediyoruz. Ayetlerimizi açıklıyoruz. O zaman Allah bir şeyi söylediyse ben anlamadım demek Allah'ın ayetlerine, Kur'an'a ters düşer. Allah'ın ayetleri anlaşılmaz demek Allah'a bizzatihi ayetlere ters düşer. Allah onu yalanlıyor yani. Yalan söylüyor. Allah söylediyse o anlaşılır. Allah beyan ediyor. ve enne Allah'a yehdi men Her kim ki dilerse Allah da onun hidayetini diler. Kim hidayeti dilerse Allah da onun hidayetini diler. Hidayet Allah'ın kitabıyladır. Allah'ın kitabı olmadan, kelamı olmadan hiç kimse hidayeti bulamaz. Eğer birileri ben hidayeti bulmuşum dediyse onun bulduğu Allah'ın hidayeti değil. Çünkü Allah hidayete erdirir dedi. Hidayet Allah'tandır dedi. Nasıl? Allah her şeyi beyan etti, anlattı, apaçık. Hidayet budur dedi. Yoksa ben bir yola girmişim, ben cemaate gitmişim, ben şeyhe tabi olmuşum, ben, benim mezhebim şudur, meşrebim şudur. Diyerek hiç kimse hidayette olmaz, hidayeti bulamaz. Hidayet Allah'ın verdiği hidayettir. O da Allah'ın Kitabı, Kelam iladır. İnne ladin <Sessizlik> âmenû ve ladin hadu ve sabiine ve nesara <Sessizlik> ve majusse <Sessizlik> ve ladin Allah iman edenler de Yahudi olanlar, Sabi'inler, yıldızlara tapanlar, Hristiyanlar, ateşe tapanlar, Allah'a şirk koşanlar arasında İnne Allahe beynehum yevmel kıyame Allah kıyamet günü onların aralarını açacak dedi. Onları birbirinden ayıracak dedi. Her biri kendine göre bir şeye tapıyor, doğru yolda olduğunu söylüyor. Ama kıyamet günü Allah onların arasını açacak, arasını ayırıp hükmünü verecek. İnne Allah'a ala kulli şeyin şehid. Muhakkak ki Allah her <laughs> şeye şahittir. Kimin ne yaptığını, ne söylediğini, ne düşündüğünü, nasıl iman ettiğini evet Allah biliyor. Buna şahittir ve kıyamet günü Allah bunların arasında hükmünü verecektir. Allah sen hüküm verme dedi. İman edenlere sen hüküm verme dedi. Sen karar verme. Hepsi benim kullarımdır. Ben onlar arasında hükmümü veririm kararı verecek olan benim. Sen sana neyi emretmişsem onu yap, onu yapmaya çalış. Allah neden bunları böyle zikretti? Biri mümin değilse, iman etmemişse, o isterse Yahudi olsun, ister başka şeylere tapsınlar, ister Hristiyan olsun, ister Mecusi olsun, ister müşrik olsun eğer sana düşmanlık yapmıyorsa, din konusunda sana düşmanlık yapmıyorsa, bulunduğun memleketten seni çıkarmaya çalışmıyorsa, onlara düşmanlık yoktur dedi Allah. Düşmanlık sadece evet, seni yurdundan çıkarmaya çalışan, din konusunda sana düşmanlık yapanlardır. Evet, bunlar zalimlerdir. Düşmanlık sadece bunlaradır dedi. Evet, bu sürenin devamında Allah böyle buyurur. Elem tere en Allah yescudu lehu. Evet, Allah görmedin mi? Hepsi, her şey Allah'a secde eder. Ve şemsu vel kameru ve nucumu vel cibal. Güneş, ay, yıldızlar, dağlar. Hepsi Allah'a secde eder. Ve şeceru ve devab. Ağaçlar da, hayvanlar da hepsi Allah'a secde, Allah secde eder. Ve kesirun minen Bir de insanlardan bir çoğu Allah'a secde eder. Ve kesirun hakka aleyhil azap. Ve bir çoğunun üzerine de azap hak olmuştur. Onlar azabı hak etmiştir. Kimler? Secde etmeyenler. Yerin, göğün, ayın, güneşin, yıldızların, dağların, ağaçların, hayvanların bile secde ettiği Rablerine secde etmeyenlere, etmeyenler üzerine azap hak olmuştur dedi Allah. Ve men yuhinullah Allah kimi hor bırakırsa, Allah kimi ciddiye almazsa, hafife alırsa, fema min mukrim. Hiç kimse ona ikram edemez. Hiç kimse onu kerim yapamaz. Şerefli kılamaz. İnallaha yef'alu ma yesha. Allah dilediğini yapar. Kim ne olmak isterse Allah onu öyle yapar. Kimin duası neyse Allah onun duasına öyle icabet eder. Evet, bütün varlık Allah'a secde ediyormuş. Evet, secde demek itaat etmek demektir. Allah onu ne için yaratmışsa o yaratılışın gayesini yerine getirmek demektir. Güneşin vazifesi dünyayı aydınlatmaktır. Yeryüzünü ısıtmaktır. Allah ona nasıl emretmişse öyle yapar. Bu onun secdesidir. Allah insanı da kendisine abd olsun diye yaratmış, halife olsun diye yaratmış, Hazreti insan olsun diye yaratmış. Allah onun için cenneti tercih etmiş, cenneti kazansın diye yaratmış. Eğer çabası gayreti Allah'a abd olmak değilse, kul olmak değilse. Hazreti insan olmak değilse, Allah'a halife olmak değilse, o istediği kadar secde etsin, o secde secde değildir. Secde Allah'a işittik ve itaat ettik demektir. Neyi işittik? Allah'ın kelamını. Allah'ın kelamını bilmeyen Allah'a nasıl secde eder? sadece başını yere koymakla secde olur mu? Onun için Resulullah Efendimiz buyuruyordu. Öyle insanlar var ki namaz kılarlar sadece onlara yorgunluk kar kalır. Namazın bir şekli vardır, bir de ruhu vardır, hakikati vardır. Eğer biri Rabbini dinlemeye tenezzül etmemişse, Rabbim bana ne söylemiş deyip Allah'ın kelamını anlamaya, dinlemeye çalışmamışsa o Rabbini ciddiye almamış. Allah onu nasıl ciddiye alır? Evet, öyle söyledi. Ve men Allah. Evet. Allah kimi hafife alırsa onu hor bırakırsa, zelil bırakırsa kim Allah'ın kelamını hafife alırsa Allah'ı hafife almıştır. Allah da onu hafife alır. Fema lehu min mukrin buyurdu. Hiç kimse ona ikram edemez. Kerim olan benim. Ona ikram edecek olan benim. O beni dinlerse ikrama nail olur. Hatani hasman İhtesemu fi rabbihim. Bu iki sınıf dedi Allah. Bunlar Rableri hakkında hasımlaşırlar. Birbirleriyle mücadele ederler. Kimler? iman edenlerle iman etmeyenler. فَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا قُتِّعَتْ lehum سِيَابُنُ مِنْ nar. <laughs> o nankörler için, küfredenler için, Allah onlar için ateşten elbiseler biçmiştir. Onlar için ateşten elbiseler vardır. Evet, Rableri hakkında tartışanlar. Yüsef bu min fevki ruusihimul hamim. Başlarının üzerinden kaynar su dökülür. Eğer birinin bilgisi yoksa, bilgisi olmadığı halde Allah hakkında tartışıyorsa, Allah'ın kendisi için söylediğinin dışında bir şey söylüyorsa, kulları için, hayat için, dünya hayatı için söylediğinin dışında bir şey söylüyorsa ne yapar? Gerçek manada iman edenlerle hasımlaşır itiraz eder yani. Öyle değil, böyledir der. Allah onlar için ateşten elbiseler vardır dedi. Bir de onların başlarının üzerinden kaynar su dökülür dedi. Bu kaynar su iki manaya birden gelir. Hem zahiri hem manevi. Manevi olarak nasıl? Allah ona son nefeste perdeyi açınca, kıyamet gününde, kabirde, gördükleri karşısında şok olur, başından kaynar su dökülür. Hani böyle hiç ummadığımız bir şey başımıza geldiğinde, onu gördüğümüzde ne deriz? Başından kaynar sular döküldü. Düşündüğünün yanlış olduğunu anlar. Ama iş işten geçmiştir. Güş herubihi mafi butunihiim ve Evet, kaynar su ile onların hem ciltleri derileri hem de karınlarının içindeki organları eritilir ve lehum nakami min hadid onlara demirden kamçılarla vurulur. Kullama eradu en yahruju min ha min gön. Ne zaman ki o acıdan, o duydukları ızdıraptan dolayı oradan cehennemden çıkmak isteseler, u'idu fiha. Oraya tekrar geri döndürülürler. Ve azab azâbel Onlara tadın, yangın azabı denir. Yangın azabını tadın denir onlara. İnne Allahe yudkilu lezine amenu ve amilu salihat cennatin tecrimin tehtihel enhar. Muhakkak ki Allah iman ede, edenleri de, iman edip salih amel işleyenleri de altlarından nehirler akan cennetlere koyar. Yuhallevne fiha min esavire min zehebin ve lu'lu. Orada onlar altından bilezikler, künyelerle ve incilerle süslenecekler ve libasuhum fiha harir ve orada ipek ipekten elbiseleri giyecekler elbiseleri ipektendir ve hudu ile teyibi minel kav onlar sözün en güzeline hidayet edilmişlerdir ve hudu ila siratin Siratil Hamid ve onlar ham dedilerinin yoluna hidayet edilmişlerdir. Evet. Allah cennetliklerin özelliğini beyan etti. Sözün en güzeli ne? Sözün en güzeli nedir? Allah'ın sözüdür. Allah'ın kelamıdır. Evet, Resulullah Efendimiz buyurmuştu. Allah'ın kullarına olan üstünlüğü neyse, Allah'ın kelamının da kulların kelamına olan üstünlüğü odur. Eğer biri sözün en güzeline hidayet edilmemişse, onun tabi olduğu söz, kulun sözüdür. O söze güzel denmez. Eğer sözün en güzeline hidayet edilmişse, onun hali nasıldır? Onun hali hamd halidir. O Rabbine hamd eder. Rabbini över. Rabbinin övdüğünü över. Neye bakarsa baksın, evet. orada Rabbinin güzelliğini, kudretini görür. Evet. Onu hamd eder. Her şeyle onu hamd eder. Ona hamd eder. O da Allah'ın övgüsüne layık olur. Allah da onu över. Eğer biri Allah'ın övdüklerini övmüyorsa o Allah'a hamd etmemiştir. Hamd konusunda Allah'a ters düşmüştür. Allah'ın güzel dediğine güzel demediyse evet, o hamd edemedi. Allah'a ters düştü. Allah güzel diyor, o çirkin diyor. Allah hak diyor, o batıl diyor. Allah bu doğrudur diyor, o yanlış diyor bu Allah'a ters düşmüş. Ve Allah'a hamd edememiş. Allah'ın hamdine de, övgüsüne de layık olamamış. Allah kimi övüyor? Peygamberini övüyor. Peygamberleri övüyor. Müminleri övüyor. Allah yolunda güzel yapanları övüyor. Doğru yapanları övüyor. Allah'a avdolanları övüyor. Eğer biri Zengini övüyorsa, mevki makam sahibini övüyorsa, işini bilir diye övüyorsa o Allah'ın övdüğünü övemedi. İstediği kadar elhamdülillah, elhamdülillahirrabbilalemin desin. Dilinin söylediğini gönlü tasdik etmemiş, yalan söylenmiştir. Kendi kendini yalanlamıştır. Evet, herkes neyi övdüğüne... Allah'ın övdüğünü mü övüyor, yoksa övmediğini mi övüyor? Övmediğini övüyorsa Allah'a hamd edemedi. Kendisini yaratan Rabbine ters düştü. Allah'ın ayetleri karşısında fikir beyan etti demektir. Hem de ters taraftan. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يَسُدُّونَ عَنْ سَبِلِ Muhakkak ki inkar edenler, nankörler, kafirler Allah'ın yolundan men ederler. Allah'ın yoluna set olurlar. Hiç bilgisi olmadığı halde Allah yolundan Ali koymaya çalışır. Ve mescid-i haram mescid Haram'dan da Ali koyarlar. Ellezî cealnâhu nasi <Sessizlik> sevâen el akifu fihi vel Biz o Mescidi i Haram'ı insanlar için hem yerlisi ve hem de dışarıdan gelenler için uygun bir ibadet yeri yapmışız ve yurid fihi bil hadim bi zul. Her kim ki orada ters tarafa gidip tam tersine zulüm yapmak isterse yani orada insanları oradan men ederse nuzihu min azabin edip biz ona elin bir azaptan tatırırız. Evet. Nasıl ki Kabe'den Ali koyanlar Allah onlar için acıklı bir azap onlara tattırırız dediyse bütün mescitler Kabe'nin bir şubesidir. Yoksa bu ayetle nasıl karşı karşıya gelir? Bu ayet nasıl ona inmiş olsun? Onun için hem Yerlisi ve hem dışarıdan gelenler için bu uygundur dedi. Her yerdeki mescitler Allah'ın zikrinin yapıldığı, Allah'a secde yapılan, aynı şekilde orada ilim öğrenilen her yer böyledir. Kabe'nin bir şubesidir. Birileri oradan ali koymaya çalışırsa, men etmeye çalışırsa, orayı kötüler gererse, Allah yolundan men etmiş olur. Allah da ona evet, elin bir azabı tattırır. Ve iz bevvena li İbrahim'e mekanel bey. Evet, biz o zaman İbrahim'e Kabe'nin yerini beyan edip hazırladık. En la bir şey a. Bana hiçbir şeyi şirk koşma dedik ona. Evet. Allah'ın peygamberlerine İlk yaptığı emir budur. Allah'a hiçbir şeyi şirk koşma. Bana hiçbir şeyi şirk koşma. Ve tehir beyti. Beytimi temiz tut. Lit taifin, beytimi tavaf edenler için ve kaimin, orada oturanlar için ve rükka, orada ruku edenler için ve sucud, bir de secde edenler için. Kabe'de demek ki Kabe hem tavaf edilmesi gerekiyormuş hem orada oturup zikir, tefekkür yapmak gerekiyormuş. Ruku edip secde etmek gerekiyormuş. Ruku Allah'ın emrine itaat demektir. Ruku cemaat halinde yapılan şey demektir. Onun için Allah ruku edenlerle beraber ruku edin. Ama secde edenlerle beraber secde edin demedi. Secde Kul ile Allah arasındaki özel muamele, özel kulluk ruku ise cemaat halinde yapılandır. Cemaat halinde yapılan her türlü ibadet, her türlü Allah yolunda hizmet ruku bölümüne girer. Secde evet namazı da içine alır. Kul ile Allah arasındaki özel durum ve ezin fin nasi bil hac. İnsanlara hacı ilan et. Ye evet, tu sana yaya olarak gelsinler ve ala kulli damir. gerek her türlü bineklerle sana yani hacca gelsinler. Ye min kulli fecin amik. Bütün yollardan, geniş yollardan, uzak yollardan, derin vadilerden gelsinler. Li yeşhedu menafi'a lehum. Gelsinler kendilerine ait menfaatlere şahit olsunlar. Ve <laughs> kurusme Allah. Allah'ın ismini zikrederek. Yani demek ki hacca gidenler Allah gelsinler onlar için hazırladığım menfaatlere, faydalara şahit olsunlar dedi. Elbette ki bu menfaat dünyevi bir menfaat değildir. Bazen müminler de böyle hata yapabiliyor. İşte komşusu çok dardaysa önce ona mı yardım etmek lazım yoksa hacca mı gitmek lazım diye bir soru sorarlar. Bir şeyi ki Allah emretmiştir, o konuda söz söylenmez. Elbette ki komşusuna yardım etmesi gerekiyor. Ama Allah haca gelin dediyse onu başka bir şeyle kıyaslamak doğru değildir. Bütünüyle yanlıştır. Yanlış olur. Evet. Allah'ın ismini zikretmeye gelin dedi. Fi eyyamin ma'lumat. Belli günlerde, hacın belli günleri vardır. Kurban bayramındaki günlerle beraber beş gündür. Ala ma min en'am. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz o dört ayaklı hayvanlardan kurbanlık olarak kessinler. Fekulu minha ve et'imul ba'isel fakir. Onlardan siz de yiyin, bir de fakir olanlara yoksullara yedirin onları doyur. Sümme yekdu tefesehum. Sonra manevi temizliklerini yapıp kirlerini atsınlar. Ve yufunu zuhurehum ve yettefu bil beytil atik. Sonra adaklarını yerine getirsinler ve beyti akiki, beyti atiki tavaf etsinler. Evet. Atik demek, hür demek. Bağımsız demek. Saygıya layık demek. Saygıya layık olan hür, bağımsız, beyti Tavaf etsinler. Hür olsunlar. Allah'a kul cool olanlar, abd olanlar hür olanlardır. Allah'a kul cool olmayanlar, abd olmayanlar nefsine kul cool olanlardır. Nefsinin arzularına, isteklerine kul cool olanlardır. Evet. Köle olanlardır. Allah'a kul cool olmak kölelik değildir. Tam tersine hürriyettir, bağımsızlıktır. Hiçbir efendi kendi kölesine tercih hakkı tanımaz. Ben ne söylersem öyle olsun der. Ama Allah kuruna irade vermiş. Tercih senindir demiş. Hem doğru yönde hem ters yönde. Onun için buyuruyordu. Allah hiç kimseyi küfre zorlamaz. Hiç kimseyi de imana zorlamaz. Tercih onundur. Kim ne olmak istiyorsa evet Allah onun duasına icabet eder. Kullarım sana beni sorarlar ben yakın. Kulun bana dua ettiğinde onun duasına icabet ederim buyurdu. Allah duaya icabeti vaat etti. Yani sen ne olmak istiyorsan Allah duana icabet eder. Kabul eder onu. Mesela Allah'ın ayetlerini dinlemeyenler için ne buyurdu? Onlar kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler. Onlar anlamazlar dedi. Niye? Yüz çevirmiş. Kendi körlüğüne, sağırlığına, dilsizliğine yani hakikati ikrarına kendisi karar vermiş. Allah olur demiş. Dinlemiyorsan dinleme. Allah zorla işitirmez ona. Zorla ona hakikati söyletmez. Zorla ona hakikati göstermez. Tercih onundur. Onlar Allah'ın ayetlerini dinlemezler. Onlar hayvan gibidir dedi Allah. Hayvan gibi hatta hayvandan daha aşağıdır dedi. Kime söylüyor bunu? İnsana. Allah'ın ayetlerini dinlemeyenlere hayvan dedi. Hayvandan daha aşağı dedi. Tercihi kendisi yapmış yalnız. Eğer biri insan olmayı kabul ediyorsa Rabbini dinlemez mi? Rabbi ona ne söylemiş? Onu anlamaya çalışmaz mı? Kendisini yaratan Rabbinin sözünü ciddiye almayan nasıl insan olsun? Evet, hepimiz, her birimiz evet, okul okuyoruz, 15 sene, 20 sene, dünya hayatında biraz rahat etmek için. Bu arada belki 50 kitap, 100 kitap da ayrıca okuyoruz. Ama bir sefer Allah'ın kitabını anlamak için okumadıksa, bunun hesabını Allah'a nasıl veririz? Allah ne buyurur ayet-i kelimede. Evet, Peygamber Resulullah Efendimize yapıyordu. Andolsun ki seni ve sana iman edenleri kıyamet günü bu kitaptan, bu Kur'an'dan sorumlu tutacağız. Allah seni bu kitapla hesaba çeker. Sana ne söyledim, sen ne yaptın? Allah'ın söylemediği hiçbir şey kalmamıştır. Kulun hayatında her ne olursa olsun Mutlaka Allah'ın orada bir emri, bir hükmü vardır. Ne yapması gerekir? Nasıl yapması gerekir? Nasıl konuşması gerekir? Nasıl düşünmesi gerekir? Yürürken nasıl yürümesi gerekir? Bakarken nasıl bakması gerekir? Hüsnü zannı mı, zannı mı? En ince ayrıntısına kadar her şeyi beyan etmiş. Eğer biri Allah'a göre düşünürse, Allah'a göre bakarsa, Allah'a göre anlarsa, Allah'a göre yaşarsa, yaparsa ne olur? Hazreti insan olur. Yok, biraz Allah'ın emrettiği gibi yapmaya çalıştı, biraz başkası gibi yaptı. Biraz Allah'ın emrine uydu, biraz başkasının emrine uydu. O imanına şirki karıştırmıştır. Biraz Allah'a kul olmuş, biraz başkalarına, biraz nefsine kul olmuştur. Allah böyle bir abdiyeti kabul etmez. Onun için buyurur diye ayet-i kerimede, onlar imanlarına şirki karıştırmadan iman etmezler. Biraz Allah'a kulluk ederler, biraz başkalarına kulluk ederler buyurdu. Evet, onlar o hür, bağımsız olan beyti, saygıya layık olan beyti tavaf etsinler, saygıya layık olsunlar, hür ve bağımsız olsunlar. Nefse kul olmaktan, şeytana kul olmaktan, başkalarına kul olmaktan kurtulup Hazreti insan olsunlar. Zarike ve men yuazzim hurumatillah. böylece kim Allah'ın kıymet verdiğini, değer verdiğini, hürmet gösterilmesini emrettiğine eğer tazim ederse, hürmet gösterirse فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ Rabbi katında kendisi için hayırlı olan budur. وَهُلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ Size haram olduğu okunanlar hariç bütün davarlar, hayvanlar sizin için helal kalındı. Beşten ibur rişte minel evsan. O halde et evet, pis oranında o çirkef olan putlardan sakının. Onların adına kesilmiş hayvanların etini yemekten sakın. Beşten ibu kavlez zur yalan sözden sakın. İştinab edin. Hunefa elillahi hayre <laughs> müşrikine bihi. Allah'a haris yol tutanlar, ona şirk koşmayanlardır. Allah'ın hanifleri Allah'a şirk koşmayanlardır. Her konuda Söz hakkını Allah'a tanıyanlardır. Uemen düşrik billahi kim Allah'a şirk koşarsa Allah'a iman ediyor, Allah'ı kabul ediyor ama bir de Allah'a şirk koşuyor. Biraz Allah'ın emrettiği gibi olsun, biraz da bizim söylediğimiz gibi olsun. Biraz Allah'ın söylediği gibi olsun, biraz da çevrenin söylediği gibi olsun biraz nefsimizin söylediği gibi olsun dendiğinde Allah'a şirk koşulmuş olur. Evet, kim Allah'a şirk koşarsa feke ennema herre mine sema sanki o semadan düşmüş gibidir. Fetek tefuhu teyr kendisini kuşlar kapmış gibi olur. Evet. Gökten düşüyor. Kuşlar onun beşini yiyor. Kim Allah'a şirk koşarsa. Ev tehvi bi hirrihu mekanin seheb. Ya da evet, onun misali rüzgar onu evet, çok uzak bir mekana savurmuştur. Yani bulunduğu yerden çok uzak bir mekana rüzgar onu evet, sürüklerken paramparça etmiştir. Zalike ve men yu'azzim şairillah. Böylece kim Allah'ın şairine tazimde bulunursa, onu tazim ederse ve inneha min takbal kulub. Bu ancak kalplerin takvasıdadır, Takvasındandır. Şair demek, sembol demektir. Hac baştan sona semboldür. Kabe'yi tavaf etmek bir semboldür. Nasıl semboldür? Yani bir misaldır. Onun bir de hakikati vardır. Hac'a gidenlerin mutlaka bunu anlaması gerekiyor. Sembolü hakikat zannederse, yani şairi hakikat zannederse o sadece Hac'ı taklit etmiş olur. Kim Allah'ın şairinde tazimde bulunursa, onu büyük tutarsa, onu anlayıp gereğini yaparsa, gereği nedir? Gereği kalplerin takvasıymış. Allah'a karşı sorumluluğunu bilip anlamakmış. Gereğini yerine getirmekmiş. Kabe'yi tavaf ederken bütün kainat, bütün varlık evet, sema halinde dönüyor. En küçük parçadan en büyük galaksilere kadar hepsi, her şey dönüyor. O arada sen de Kabe'nin etrafında dönerken bütün varlığın, kainatın dönüşüne, zikrine iştirak etmiş olursun. Onun için baş tarafta, göklerde, yerlerde ay, güneş, yıldızlar her ne varsa hepsi Allah'a secde eder dedi. Evet, o dönüşte aynı şekilde bir secde halidir. Secde demek Allah'a imanını, sevgisini, aşkını beyan etmek demektir. Kendi üzerimdeki en yüksek yerim başımdır. Huzurunda onu evet. Ayakların bastığı yere koyuyorum. Sana tapıyorum demektir. Sen neyi emredersen et. Başım huzurunda yerdedir. Secdededir. Huzurunda ben yokum, sen varsın. Emir senin, hüküm senin, mülk senin. Ben de sana ait deyip bunu kabul etmektir. Bunu kabul ederse o kuldur, o abdır. O Allah'ı Rab olarak kabul etmiştir. Evet, Kabe'nin etrafında dönerken de bütün varlığın dönüşüne, semasına iştirak etmiş oluruz. Hepimiz, her şey senin kulundur. Ben de senin kulun. Ben de yarattığın mahluklardan bir tanesiyim. Hepimiz sana kulluktayız. dönmek aynı zamanda Kabe Beytullah. Allah ona Beytullah dedi. Allah'ın evi dedi. Niye? Şair dedi ya. Sembol. Örnek yani. Ya Rabbi ben senin aşkınla senin etrafında dönüyorum. Allah zamandan, mekandan münezzehtir. O zaman ne demen lazım? Senin rızan etrafında. Senin sevgin etrafında. Senin dostluğun etrafında senin cemarının etrafında dönüyorum. Benim istediğim sensin, senin peşinden koşuyorum demektir. Evinin etrafını dönmek bu demektir. Eğer bir evin etrafında dönüyorsak, evin içindekini görmek istediğimizden dolayıdır. Yani ben seni görmek istiyorum. Ben senin cemalini istiyorum. Sana aşığım, seni istiyorum demektir. Eğer biz bu sembolik hareketi tavaf zannedersek hacımız neden ibaret kalır? Taklitten ibaret kalır. Allah onun için takva dedi. Kalplerin takvası dedi. Senin gönlün, kalbin bu halde olması gerekir. Sen Allah'a karşı böyle sorumlusun. Seven sevdiğini istemez mi? Görmeyi istemez mi? Onun rızasını istemez mi? Onun sevgisini istemez mi? İsteyemiyorsan istediğin kadar orta dön. O bir mana ifade etmiyor yani. Hac o değildir. Yani İstanbul'un ne ifade ettiğini önce anlaman gerekiyor. Evet, sonra Safa ile Merve arasında koşup gidip geliyorsun. Kimi taklit ediyorsun? Hacer annemizi. Evet, Hazreti İbrahim Hacer annemizi Hazreti İsmail ile oraya bırakıp Allah oraya bırak dedi, dön dedi. Onların sahibi Allah'tır dedi. O da onları oraya bırakıp geri döndüğünde Hazir annemiz arkasından, Hazreti İbrahim arkasından Ya İbrahim bizi kime bırakıyorsun? Hazreti İbrahim dönüp Allah'a bırakıyorum dedi. Evet. Hazreti İsmail susayınca küçük bebek evet, susuzluktan ölecek. Onun da sütü kesilmiş. Osta ile Merve arasında, iki tepe arasında koşup, acaba bir kervan görebilir miyim? Buradan geçen biri olur mu ki bir su alayım diye? Yedi sefer o tepeden o tepeye koşmuş. Hazreti İsmail'e su bulmak için. Hazreti İsmail de bir sembol, bir şiar en sevdiğin şey demek. Hz. İbrahim için de kurban ederken de en sevdiği şey manasına gelir. Ama yedi sefer gidip geldikten sonra yedi sonsuzluğu ifade eder. Sınırsız demek yani. Bir sayı, bir rakam olarak anlaşılmaz. Yedi ya da yetmiş denince hesapsız demek. Sınırı belli olmayan. Olması gerektiği kadar demektir. Yani su buluncaya kadar demektir. Gidip geldi. Bu arada herkes aslında kendini seviyor. Aslında sevdiği Allah'ın kendisine nefettiği ruh. O ruh da Allah'a aşık. Sen Rabbini arıyorsun. Ama sen Rabbini bulmadan önce kendini bulman gerekiyor. Kendini bulamazsan Rabbini bulamazsın. Senin İsmail'in, Allah'ın sana nefreti o ruhtur. O ruhun ölmesini istemiyorsan, Allah'ın, onlar hayvan gibidir, hatta hayvandan daha aşağıdır, dediği kimselerden olmak istemiyorsan, senin ona su araman gerekiyor. Allah, zahiri olarak ne zaman suyu zikretse, peşinden vahyi zikreder. Su, nasıl Allah onu yeryüzüne indirdiğinde, yeryüzünü diriltiyorsa, vahiy de seni diriltecek. Senin ruhunun gıdası, suyu vahiydir. Allah'ın vahiyidir. Ne demiş oluyorsun? Ben Allah'ın vahiyinin peşinden böyle koşacağım. Koşup Rabbim bana ne söylemiş? Onu kana kana ruhuma içireceğim. Allah onunla senin imanını artırır. Allah'ın ayetleri kendilerine okunduğunda imanlarını artırırlar buyurdu. Evet. O ruhun üzerindeki perde kalktıkça muhabbet açığa çıkar. O aşığın feryadı duyulur yani. Safa ile Merve arasında gidip gelmek demek, ben Allah'ın bana ne söylediğini vahiy peşinde koşacağım. Onu bana içirecek olanı bulacağım. Allah ara dedi, İsmail'in ayağı altındadır dedi ayağını yere vurunca zemzem suyu fışkırdı oradan. Senin işin istemek, peşinden koşmak. Sen ararsan Allah onu ayağının altından çıkarır dedi. Aynı şekilde mesela Arafat'ta vakfeye duruyorsun. Vakfe demek ayakta durmak demek. Namaz kılmıyorsun. Vakfe dedi ona. Orada durmak. Durup ne yapıyorsun? Dua ediyorsun. Dünyanın dört bir tarafından dilleri farklı, renkleri farklı, giyinişleri farklı, halleri farklı insan var. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen insanlar. Mezhepleri farklı, düşüncesi farklı. Birbirimizin dilinden de anlamıyoruz. Ama hep beraber aynı duayı yapıyoruz istiğfar ediyor, tövbe ediyoruz. Arafat neyin sembolüdür? Kim la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediyse rengi, dili, ırkı, şekli, giyinişi, düşüncesi, fikri ne olursa olsun o senin kardeşindir. Sen eve döndüğünde bu kardeşliği yaşaman gerekiyor. Aynı şekilde o Safa ile Merve arasında gidip gelirken vahyin peşinden koşman gerekiyor. O can suyunu, seni dirilten suyu içmen gerekiyor. Ölü olmaktan kurtulup dirilmen gerekiyor. Diri ile ölü arasındaki farkı Resulullah Efendimiz beyan ederken Allah'ı zikredenler diri etmeyenler ölüdür dedi. Allah'ı zikir sadece Allah Allah demek değil. Kur'an Allah'ın zikridir. Bu zikri biz indirdik buyuruyor. Bu sizin için zikirdir dedi Allah. Zikir her anda Rabbim benden ne istiyor deyip öyle yapmaya çalışmaktır. Öyle olmaya çalışmaktır. Evet, bir beşer olarak yanlış yapabiliriz. Günah işleyebiliriz, hata işleyebiliriz. Ama her düştüğünde kalkıp ya Rabbi sana döndüm deyip Allah'a dönmektir. Tövbe etmektir yani. Rabbini ciddiye almaktır. Yoksa La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyeni kardeşin olarak kabul etmedin ise, Senin Arafat'ın yoktur. Resulullah Efendimiz hac Arafat'tır dedi. Arafat'ı yaşamayanlar hac etmiş olmaz. Yani La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenleri kardeş olarak bilmeyenler hac etmiş olmuyor. Rabbini dinlemek için, vahyini anlamak için, vahyin peşinde koşup, anlamaya çalışıp, yaşamaya çalışmadıysa onun safası, mervesi yoktur. Rabbini eğer isteyemiyorsa, rızası peşinde, dostluğu cemali peşinde koşmuyor, sema etmiyor, dönmüyorsa onun çabeyi tavafı yoktur. Aynı şekilde şeytani taşlamak da öyledir. Neyi taşlıyorsun? Üç yerde ayrı ayrı taşlıyorsun. Bir yerde Hazreti İbrahim'in taşlaması, bir yerde Hacer annemizin taşlaması bir yerde Hazreti İsmail'in taşlamasını sembolik olarak yapıyorsun. Yani onu anlamaya çalışıyorsun. Bir anda Hazreti İbrahim gibi olmaya çalışıyorsun. Nasıl? Hazreti İsmail'i kesmeye götürürken, kurban etmeye götürürken. Evet, İblis karşısına çıkıp senin gördüğünü bir rüyadır. Peygamberin gördüğü rüya rüya olmaz. O ne gördüğünü biliyor. Diğer insanların rüyasıyla bir peygamberin rüyası kıyaslanmaz. Sen şimdi ornu mu götürüp keseceksin deyince evet, Hazreti İbrahim yerden bir taşı alıp ona fırlattı. O büyük şeytani taşlarken Hazreti İbrahim adına onu yapmış oluyoruz. Kendimizi Hz. İbrahim'in yerine koymuş oluyoruz. En sevdiğimiz neyse, en sevdiğimizi Allah yolunda feda ederken, kurban ederken İblis bize vesvese verip mani olmaya çalışırsa onu böyle taşlarım demektir. Ona taviz vermem demektir. Aynı şekilde İblis Hacer annemize gitti, senin kocan oğlunu kesmeye götürüyor dedi. Allah'ın kendisini emrettiğini söylüyor dedi. O da Allah emretmişse o doğru yapar. O da ona bir taş attı. Bir ana için de bu böyleymiş. Ben kadınım diyen, anayım diyen, evet, ana görsün ana neymiş? Kocası evet, oğlunu kesmeye götürüyor, kurban etmeye götürüyor. Allah emretmişse o doğrudur diyor. Aynı şekilde Hazreti İsmail'e geliyor, baban seni kesmeye götürüyor götürüyordur bu sefer. Allah'ın kendisini emrettiğini söylüyor. Evet. Babam yaparsa doğru yapar diyor. Allah ona emretmişse Allah'ın emrini yerine getirmelidir diyor. İşte evlat. Biz kendi evladımıza bir söz geçiremiyorsak, hatayı evlatta değil, önce kendimizde aramamız lazım. Ne vermişiz ki ne istiyoruz? Evet. Hac Allah'ın şairi dedi Allah. Semboller dedi yani. Bu sembollerin ifade ettiği, temsil ettiği bir mana vardır. Hac budur dedi Allah. Evet, bir de kurban kesmek vardır. Allah onu beyan etti zaten. Kurbanda Allah yolunda feda etmeyi, kurban etmeyi Bilmek demektir. O sadece o anlık bir kurbanda değildir. Evet. Allah onun için hür, bağımsız ev dedi. Bizi bağımsızlığımıza, hürriyetimize kavuşturacak ev dedi. Eğer biri bu saydığım gibi hac ederse o hür olmaz mı? O bağımsız olmaz mı? Onu kendisine bağlayacak, köle edecek, kul edecek ne olabilir? Veli kulli ümmetin cealna men Allah her bir ümmet için bir kurban yeri yapmıştır. Li <laughs> yeskuresmellahi ala ma min behimetin min behimetil en'am. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz o hayvanların, davarların kurban edilecekleri edecekleri üzerine Allah'ın ismini zikredin. Evet. Eğer bir kurban keseceksek üzerine Allah'ın ismini zikretmemiz gerekir. Allah'ın isminin zikredilmediği hayvanın eti yenir mi yenmez mi? İslam'da bu böyledir. İslam deyince Allah'ın göndermiş olduğu bütün dinler demektir. Bütün dinler İslam'dı, bütün peygamberler hak peygamber, bütün kitaplar haktır, hak kitaptır. Onlar kitaplarını tahrif etmişler, Allah Kur'an'ı göndermiş, bütün kitapları nesh etmiştir. Eğer Allah'ın ismi üzerinde zikredildiyse o hayvanın eti yenir. Eğer bir başka bir şeyin ismi zikredildiyse, Allah'tan başka ne olursa olsun, başka bir şeyin ismi zikredildiyse o hayvanın eti yenmez, o haramdır. Ama hiçbir şey zikredilmediyse, hangisi geçerlidir? zikredilmiş gibi helaldir. Zikredildi mi, edilmedi mi diye sorulmaz. Başkasının adına kesilmediyse o hayvanın eti helaldir. İslam'da bir konuda eğer haram hükmü yoksa o helal kabul edilir. Evet, başkasının adına kesilmemişse Allah'ın ismi de zikredilmemişse o yine helaldir. Fe ilahukum ilahun vahid. Evet, sizin ilahınız tek olan ilahtır. Fe eslim. Artık ona teslim olun. Evet, eslim artık selamet demek. Barış demek. Sizin ilahınız tek ilahtır. Artık barışın. Artık bir tek Allah'a abd olun. Artık Allah ile barışın. Felehu eslim. Artık onunla barışın. Rabbinizle barışın artık. Rabbinizi Rab olarak artık kabul edin. Onunla münakaşa etmeyin. Ona itiraz etmeyin. Mücadele etmeyin. Ve beşiril mühbitin alçak gönüllü olanlara mütevazi olanları müjdele. <Sozgrat> Ellezina iza zikrallahu vacilet qulubuhum. Evet o kimseler ki Allah zikredildiğinde kalpleri ürperir. Evet. Allah'a karşı mütevazi olanlar, Allah'a teslim olanlar, Allah'a şirk koşmayıp bir tek Allah'ı kabul edenler, Allah zikredildiğinde onların kalpleri ürperir. Ve sabirine ala ma esabehu. Ve onlar kendilerine isabet eden musibetlere karşı sabırlıdırlar. Ve nuhimi onlar namazlarını ikame ederler ve min marzaknahum kendilerine rızık olarak verdiğimizden Allah yolunda infak ederler. Evet. Allah kendisine hiçbir şey şirk koşmayanların halini beyan etti. Kendisine teslim olanların halini beyan etti. Bir de o onları müjdele, o mütevazi olanları müjdele dedi Allah. Onlar Allah zikredilince kalpleri örperir, onlara bir musibet isabet ettiğinde onlar sabrederler, sabırlıdırlar. Onu bir imtihan olarak kabul eder, kazanma imkanı olarak görür, sabrederler. Namazı ikame ederler, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda infak ederler buyurdu. وَبِذَنَّا جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَاعِيرِ اللَّهِ Evet. Biz o hediyelik kurbanları sizler için Allah'a şairinden tazim edilmesi gereken vazifelerden yaptık. Lekum fiha hayrun. Sizin için onlarda hayırlar vardır. Feşkurismellahi aleyha seveff. Artık onları ayakta boğazlarken Allah'ın ismini zikredin. Evet. Bu kesim şekli develer içindir. Feyza vecebet cunubuhum onlar yanları üzerlerine yıkıldıkları vakit fekulu minha. Evet onlardan giyin. ve et'imul kani'a vel mu'ter. Onu hem atkarlara hem de isteyenlere yedirin, ikram edin. Kedalike seherna halekum. Böylece biz onları size musahhar kıldık, sizin emrinize verdik. Leallekum teşkuru. Şükredesiniz diye. Böylelikle siz şükredesiniz diye. Len yenalallah ve luhumuha. O kestiğiniz kurbanların etleri Allah'a ulaşmaz. Vela dima uha. Onun kanı da Allah'a ulaşmaz. velakin yenaluhu takva minkum. Ama sizin ona kavuşan haliniz takvanızdır. Takvanız ona ulaşır. Yani Allah'a karşı sorumluluğunuzu yerine getirmiş olursunuz. kedarike sehereha lekum. İşte bunları Allah size müsahhar kıldı, emrinize verdi. Li tükebbirullahe ala ma hedakum. Sizi hidayete erdirdiği için Allah'ı tekbir edin. Ve beşiril mühsinin. Allah iyilik yapanları, güzel yapanları müjdeledi. edin. İnne Allahe yudafi'a anillezine amenu. Muhakkak ki Allah iman edenleri müdafaa edecektir. Onları savunacaktır. İnne Allahe la yuhibbu kulle khavvanin kafur. Evet. muhakkak ki Allah hiçbir haini, hiçbir nankörü sevmez. Ezine lillezine yukatelun. Allah şu kimselerde savaşılmasına izin vermiştir. Bi ennehum zulimun. Onlar zulme uğradıklarından dolayı ve innellâhe alâ nesrihim kadir. Muhakkak ki Allah onlara zafer vermeye kadirdir. Evet, Allah savaşı kimlere savaşmalarına izin vermiştir. Ellezine uhricu min diyarihim bi gayri hak. Evet, o kimseler ki haksız yere memleketlerinden, yurtlarından çıkarıldılar. İlla en yekulu Allah. Sadece Rabbimiz Allah'tır demelerinden dolayı memleketlerinden çıkarılmış olanlar evet, savaşabilirler kendisini kendilerini çıkaranlarla savaşabilirler. Ve levla defa'ullahi nase ba'duhum bi ba'd. Eğer Allah insanların bazısını bazılarıyla def etmiş olmasaydı le hudimet. Harabeye çevirirlerdi. Sevami'u ve ve biyaun ve selavatun ve mescid. Allah bazılarını bazılarla def etmeseydi, evet, insanlar manastırları, kiliseleri, havraları ve mescitleri harabeye çevirirlerdi. Yüzkerü fîhesmullâhi kesira. Allah'ın isminin çok zikredildiği bu yerleri harabeye çevirirlerdi. Ve Yansurun Allah. Muhakkak ki Allah zafer verecektir. Men yansuru. Ona yardım eden kimseye. Evet kim ki Allah'a yardım ederse Allah da ona zafer verir, ona yardım eder. İnne'llaha'l-kaviyyü'l-aziz. Muhakkak ki Allah aziz ve kavidir. Gücü her şeye yetendir. Bütün şerefe sahip olandır kendisiyle beraber olanlar kendi yolunda yürüyenler yürüyenleri Allah aziz kılar şerefli kılar evet yardımıyla onları güçlendirir onları müzaffer kılar اَلَّذ۪ينَ in مَكَنَّاهُمْ fil الْاَرْضِ evet o kimseleri eğer yeryüzünde yüzünde iktidar mevkilerine getirirsek Eka salate ve atu zeka onlar namazlarını ikame ederler, zekatlarını verir, verirler. Ve emru bil ma'rufi ve anil münker. Onlar iyiliği emrederler, kötülüğü de men ederler. Ve lillahi umur. Bütün işler Allah'a döner. Evet, bütün işler Allah'a döner. İnsan da Allah'a döner. İnsanın işi de Allah'a döner. Kul Allah'ın huzuruna gittiğinde bütün işlerini Allah'ın huzurunda bulur. İşleri, ameli ondan önce gitmiştir. Onun takvası ondan önce gitmiştir. Onun için Allah ayet-i kerimede ne buyuruyordu? Herkes peşinden, önünden, ahirete ne gönderdiğine baksın. Kim neyi göndermişse Allah'ın huzuruna geldiğinde onu hazır bulur dedi. Göndermediği bir şeyi bulamaz. gönderdiği her neyse onu bulur. Ve in yüceliği bu ki, Resulullah Efendimize yaptığı, eğer onlar seni yalanlıyorsa Allah peygamberi yalanlamayı beyan ederken onlar seni yalanlamıyor. Onlar Allah'ın vahyini yalanlıyor dedi. Çünkü Allah'ın vahyini onlara tebliğ etmediği sürece ona Muhammedül Emin dediler. Emin kimse dediler. Kimse onu yalanlamadı. Ne zaman ki Allah'ın vahyini tebliğ etti, o zaman onu yalanladılar, yalancı dediler. Bu durumda yalanladıkları Resulullah Efendimiz değildir. Onun tebliğ ettiği Allah'ın vahyidir. Evet, eğer onlar seni yalanlıyorlarsa ve kad kezebet qablahum ve adun ve semud. Evet. Ondan önce, senden önce evet, Lut kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi de yalanlamıştı. Onlar da kendi peygamberlerini yalanlamışlardı. Ve kavmi İbrahim'e ve kavmi Lut. İbrahim'in kavmi de İbrahim'i yalanlamıştı. Lut'un kavmi de Lut'u yalanlamıştı. Ve eshabı Medyen. Medyen eshabı da böyle yapmıştı. Onlar da kendi nebilerini, Resullerini yalanlamıştı. Ve Kuddibe Musa. Musa da yalanlandı. Ve emleytu li kafirin. Böylece biz kafirlere mühlet verdik. Evet. Ben kafirlere mühlet verdim. Zümme ehestuhum. Sonra onları yakaladım. Ve keyfe kane nekir. Evet. İnkar edenlerin hali nasıl olmuş? Evet. İnkar edenlerin hali nasıl oldu? Bir bak dedi Allah. Peygamber'e uyanlar kazanmıştır. Uymayanları Allah helak etmiştir. Hem dünya azabı hem de ahiret azabıyla onları azaplandırmıştır. Bu azabı kendileri tercih etmiştir. Peki eyin min ehleknaha ve hiye zalimetun fihi. Evet nice memleket halkını orada zulüm yaparlarken helak ettik Kavyetun ala urushiha. Çardakları çöküp yerle bir olmuş ve biri muattele. Akan koyular terk edilmiş ve kasrin meşit. Evet, onların o muhteşem sarayları ıssız kalmış. Efelem yesiru fil er. Yer ibretle gezmediler mi? Ve tekune lehum kulubun ya'kilune biha kalpleri, akıllarının ikazını alamadı mı? Ev ezanın yesme'une biha ya da onların kulakları gerçekleri işitmedi mi? Fe inneha taamel ebsar. Gerçek şu ki gözler kör olmaz. Velakin te'mel kulubu leti fi sudur. Lakin ki gözlerdeki, kalplerdeki göz kör olur. Eğer göğüsteki göz kör olursa hakkı anlamaz olur. Hakkı, hakikati görmez olur. İbret nazarıyla nazar etmez olur. Ve yeste'acülüneke bil azab. Onlar senden azabı acele olarak istiyorlar. Ve len yuhrifellahu va'dehu. Allah asla vaadinden dönmez ve inne yevmen inde rabbike muhakkak ki Rabbinin katında evet, bir gün ke elfin senetin mimma teuddu sizin saydığınız bin senedir. Bin sene gibidir. Ve ke eyyin min karyetin emleytu leha ve zalime Nice memleketler halkına zulümlerine devam ederken mühlet verdim. tuha sonra onları yakaladım ve ile yel mesir dönüş banadır. Kul ya eyühen nas de ki ey insanlar inne en alekum nezirun ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Felledine amenu ve amülü salihat o kimseler ki iman edip salih amel işlerlerse lehum mağfiretun ve rizkun kerim. Onlar için mağfiret vardır. Kerim bir rızık vardır. Vellezine sa'u fi ayatina muacizin. O kimseler ki bizim ayetlerimizi aciz bırakmak için say ederler, koşarlar, çaba gayret sarf ederler. Ulaike eshabul cehim. İşte onlar cehennem ehli, cehennem ashabidirler. Sadakallahul azim. Dergaha geldiğimiz halde hala birbirimizin yüzüne bakıp sevmediğimizi söylüyoruz. Halimiz ne olacak? Evet, Resulullah Efendimiz buyuruyordu. Aleyhissalatu vesselam. Sevmeyen ve sevilmeyen de hayır yoktur. Eğer beraber Allah diyorsak beraber Allah'ın rızasını kazanmak için çaba gayret sarf ediyor. Hala bununla beraber birbirimizi sevemiyorsak bilelim ki bizde hayır yoktur. Evet, Allah'ın Resulü öyle buyurdu. En yakınımızdakini sevemiyorsak uzaktakini nasıl seveceğiz? Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah onun için ne buyurdu? Ve ma ersevna ke illa rahmet denil alemin. Ben seni sadece alemlere rahmet olasın diye gönderdim. Alemlere rahmet olmuştu. Kendisine en kötü şekilde düşmanlık yapanları bile cennete kesinler diye bütün çabasını, gayretini sarf etmişti. En gizli düşmanlık yapan münafığı bile Affetmişti. Münafık. Münafık olduğunu biliyordu, gene de affetti. Gene de ona yardım etmeye çalıştım. Biz de ona uyduğumuzu iddia ediyoruz. Eğer en yakınımızdaki yol arkadaşımızı beraber kulluk yaptığımız abdiyet Allah'a abd dolmaya çalıştığımız kardeşimizi sevemiyorsak düşmanlık yapanı en uzaktakini nasıl severiz? Nasıl sevebiliriz? Evet, Allah müminler kardeştir buyurdu. Müminler sadece kardeştir. İnsan kardeşini sevmez mi? Sevemiyorsak ayete iman etmemişiz bu ayet gönlümüzde tecelli etmemiş, imana dönüşmemiş yani. Bilgi, sadece bilgimiz vardır ama ayetler gönlümüzde imana dönüşmemiş. Aynı şekilde mesela eğer buraya geliyorsak kardeşlerimiz bizi sevdiğini iddia ediyorsa, bizim her bir kardeşimizi sevdiğimizi bilmeliyiz. Ona yardım etmeye çalışıyoruz. Onun nefsini küfürden, şirkten temizlemeye çalışıyoruz. Bir annenin kendi çocuğuna yaptığı muameleyi yapıyoruz. Eğer ona muhabbetle bakarsak, ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Müminin mümine evet, muhabbetle bakması ibadettir dedi. Bir mümin bir mümine sertçe baksa ona hakkı geçer buyurdu. Bir arada beraber yaşıyorsak, beraber oluyorsak en çok birbirimizle sorumluyuz. En çok birbirimizle imtihana tabi tutuluruz. Kazanmak için ne yapmak lazım? Sevmek lazım. Yardım etmek lazım. Hatayı, kusuru affetmek lazım. Hatayı, kusuru araştırmamak lazım. Hazreti İsa Aleyhisselam buyuruyordu. Kendi kavmine söylüyordu bir oraydan dolayı. Siz bir insanı uyurken üstü açılsa, onun görünmemesi gereken mahrem yerleri görünse, o kardeşinizi gördüğünüzde ne yaparsınız? Evet, oradakiler üstünü örteriz dediler. Ama dedi siz öyle yapmıyorsunuz. Bir kardeşinizin hatası, kusuru, yanlışı üstünün açılması demektir. O, o yanlışının görülmesini istemiyor, bilinmesini istemiyor. Siz gidip onu başkasına anlatıyorsanız, söylüyorsanız, yüzüne vuruyorsanız onun üstünü açıyorsunuz. Kardeşlik bu değildir. İnsanlık bu değildir. Kardeşlik bir tarafa kalsın. Mümin olmak bir tarafa kalsın. İnsan olmak bu değildir. Kardeşlik nedir? Onu örtmektir. Önce onu bir kendinden örtmen gerekiyor. Kendinden. Evet, kardeşim böyle yanlış yapmış olabilir. Ama belki benim bilmediğim bir durum vardır. Benim anlamadığım bir durum vardır. Kim bilir ne mazereti vardır. Ona en az 40 türlü mazeret üretmen gerekiyor. Kim bilir? Belki onun durumuna ben düşmüş olsaydım belki daha fazlasını daha fazla yanlış yapardım deyip ne yapmak gerekir? Onu gönlünden çıkarmamak gerekir. Onun o kardeşliğine leke sürmemek gerekir. Evet. Ne buyurmuştu? Sevmeyen ve sevilmeyen de hayır yoktur. Sevmek için biraz çaba gayret sarf etmek lazım. Biraz doğru bakmak lazım. Biraz güzel bakmak lazım. Güzel bakan güzel görür. Evet, eğer sevemiyorsak çirkinlik o sevmediğimiz, sevemediğimiz insanlarda değil. Çirkinlik bizim kendi gönlümüzdeki kirdendir, pastandır, şirktendir, kibirdendir. İnsanın bütün varlığı sevgiden ibarettir, duadan ibarettir. Allah ne buyurdu? Duanız olmasaydı Allah size neden kıymet versin? Neden size değer versin? Duamız yoksa eğer Allah bize kıymet değer vermez. Eğer duamız kötüyse, kötü bakıyorsak, sevemiyorsak, dilimiz ne söylerse söylesin, geçerli olan gönlümüzdeki duadır. İnsanlar için dua ediyoruz demektir. Allah katındaki kıymetimizi kaybettik demektir. Değerimizi kaybettik demektir. Ne kadar seviyorsan o kadar dua edersin. O kadar alemlere rahmet olana layık olursun yani. Rahmet olursun. Rahmet istersin. Rahmeti isteyen, rahmet olan Allah'ın rahmetine nail olur. Allah onu rahmetinin içine alır. Rahmetin içine giren kendisidir. O kazanıyor. Ha, biri kin duydu, nefret duydu, haset duydu. Evet, i̇nsanları eleştirdi, çekiştirdi, yerdi, kötüledi, sevmedi, boz etti. Kendi kendine yapmıştır. Kim ne yaparsa ya aleyhine ya da lehinedir. O kendine yapmıştır. Allah'ın gazabına uğradı. Allah'tan uzaklaştı. Allah'ın sevdiklerinden uzaklaştı. Evet, onun için gönül sevmek her şeydir. Bir insanın kazanması ya da kaybetmesi sevmesine bağlıdır. Doğruyu severse kazanır. Yanlışı severse, yani Allah'ı severse kazanır, şeytanı severse. Şeytanın gönlüne verdiği vesveseyi severse, şeytanın peşinden giderse kaybeder. Onu sürükleyen onun sevgisidir. Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz, hatim etmek için çabalıyoruz. Ama Arapça olduğu için anlamıyoruz. Okuduğumuzun bize bir faydası olur mu? Elbette. Kur'an'ın her bir harfine Allah on sevap verir buyurdu Resulullah Efendimiz. Ama Allah Kur'an'ı hatim indirelim diye değil, sevap kazanalım diye değil, okuyup anladığımıza iman edelim, ahlaka dönüştürelim, onu yaşayalım diye Allah indirmiştir. Ama bununla beraber onu okumak her bir harfine on sevap vardır. Hatta okuma bilmese biri sadece böyle baksa bile bu benim Rabbimden gelen kitaptır. Bu Allah'ın kelamıdır diye baksa evet, gönül itibariyle Rabbinizlik ettiği için ibadet halinde olur. Ne kadar kazanır? Muhabbetine göre. Allah'a ne kadar muhabbeti varsa Allah'ın kitabına da öyle muhabbeti olur. faydası vardır, sevap kazanır. Bir bayanın sigara içmesi ne kadar doğrudur? Bir kere sigara içmek bayanın zarafetine yakışmaz. Erkeğin fıtratı farklı, beden itibariyle de farklıdır, kadınınki farklıdır. Erkek mesela 80-90 kilo kaldırır ama kadın 30 kiloyu kaldıramaz. Beden itibariyle, güç itibariyle farklıdır. Onun bünyesi farklıdır. Erkeğin bünyesi sarayı kaldırabilir ama kadın ki kaldırmaz. Onun için kadının sarı içmesi kesinlikle doğru değildir. Onun zarafetine yakışmıyor. Bir de cilt itibariyle de çok fark vardır. Onun cildini de bozar. Yani zahiri güzelliğini de bozar. Oruçta okunan hatim birden fazla kişiye hediye edilir mi? Hediye edilen kişinin vefat etmiş olması şart mı? Vefat etmesi gerekmiyor. İstediği kadar hediye edebilir. Allah sevabı bölmez, hediye ettiği her birine bir hatim sevabı verir. Bu diri içinde geçerlidir, ölü içinde geçerlidir. Ailemden görmediğim ilgiyi dışarıdan gördüğüm için sürekli gözüm dışarıda. O yüzden sürekli dışarı çıkmak istiyorum. Ne yapmalıyım? Aile utansın. Ne diyeceğiz? Aile kendi çocuğuna o sevgiyi vermiyorsa, çocuk evde rahat etmiyorsa, sıkılıyorsa, bunalıyorsa, bir terslik var demektir. Ama dışarı gitmek doğru değildir. Doğru yere gitmek lazım. Öyle iki türlü sevgi vardır. Biri gerçek sevgi. Gerçek sevgi, eğer Allah içinse o gerçektir. Biri seni Allah için seviyorsa o sevgi gerçek bir sevgidir. O sevgi ibadettir aynı zamanda. O sevgi Allah'a gider. O sevgi hak bir sevgidir. Ama biri Allah'tan başka ne için seni severse sevsin. O sevgi zehirli bir sevgidir. Kesinlikle ondan uzak durmak lazım. böylesinden hem de böylelerinin sevgisinden de uzak durmak lazım. Evet, fayda değil, zarar verir olmasındansa olmaması daha hayırlıdır. Eşim saçımı boyamama izin vermiyor. O izin vermediği halde boyarsan günah mı? Evet, boya haram olmadığı için kadın saçını boyayabilir. Bu doğal bir şeydir. Ne yapıp yapıp izin almalıdır ikna etmelidir. Eğer her şey için ikna ediyorsak bir boyaya mı ikna edemiyoruz? İkna edin. Evet. Eşim çok yalan söylüyor. Biz sen böyle dedin dediğimizde yeminle ben söylemedim diyor. Böyle bir insana nasıl muamele etmeliyim? Nasıl muamele etmeliyiz? bir kere eşim yalan söylüyor dediğinde en büyük yanlışı yapmışız. Biri kendi işi, eşi için eşim yalan söyledi dediyse o en büyük yanlışı yaptı bir kere. Önce eşine karşı saygılı olmalıdır. Diyelim ki öyle bir hata yaptı, unuttu. Yemin edip ben böyle söylemedim dedi. Esrar edip ile desen yalan söylüyorsun demek doğru olur mu? Biraz önce ne dedim? Eğer birinin üstü açılırsa onun üstünü açar mısınız, kapatır mısınız? Kapat, bir şey olmaz. Ben yanlış anladım de. Kusura bakma, özür dilerim de. İki sefer öyle yaparsan o da doğru söyler. Sonra nereden bilelim? Belki onu yarana bir şeyler zorluyordur. Yoksa niye yemin edip ben söylemedim desin? Ben söylemedim deyip yemin ediyorsa kavganın çıkması, çıkmaması için çaba gayret sarf ediyor demektir. Zavallı adam. Öyle değil mi? Mesela niye yalan söylesin? Herkes kendinden tarafa bakmalıdır. Güzel yapan kazanıyor. Doğru yapan kazanıyor. Karşımızdaki yanlış yapabilir. Eksik yapabilir. Yalan söyleyebilir. Sana düşen ona yardım etmek. Doğru söylemesi için ona yardım etmek yarana zorlamak değildir. Evet ne demeli? Ben yanlış anladım demelidir. Bir de üstüne özür dilemeli. İki sefer yapsın, üçüncü sefer düzeldiğini görecek. Her gün nefsin bana bir şeyler söylüyor ve söyletiyor. Ben bunun yanlış olduğunu biliyorum ve hemen Allah'a sığınıyorum. Doğru mu? Doğru. Evet, yapılması gereken şey budur. Nefis konuşabilir. Şeytan konuşabilir. Bize bir şeyler söyletebilir. Evet, yapmamız gereken şey Allah'a sığınıp tövbe etmektir. Başkasına bizim için dua ediyoruz veya biz başkasına dua ediyoruz. O dua kabul olur mu? Değeri ne olur? Dua gönülden yapılandır. Dil ile de gönülden yapılandır. Dilimizi öyle rastgele duaya alıştırmayalım. Gönlümüzü duaya alıştıralım. Biri için neyi istiyorsan senin onun için duan odur. Allah gönüldekini kabul ediyor. Dilinle de söylediğini değil. Yani birine bana dua et dediğinde sen de ona bir dua yaparsın. O dua senin içinden gelmemişse o dua yaran bir duadır. kabul olmamış bir duadır. Resulullah Efendimiz dua ederken ne buyuruyordu? Doymayan nefisten, fayda vermeyen elimden, kabul olmayan duadan sana sığınırım ya Rabbi. Kabul olmayan bir duayı yapmamak lazım. Yapıyorsak böyle işimizden gelsin. İşimizden gelirse yaparsak hem yapan için hem yapılan için hayırdır kabul olur inşallah. Allah'tan uzak olan bir ortamda bulunduğumuzda gelen sıkıntılara karşı nasıl davranmalıyız? Evet, böyle bir durumda gönlümüzü Allah'a döndürüp evet, gönlümüzle ağzımız kaparıyken Allah'ı zikretmemiz lazım. Evet, herkes bizi orada görsün ama biz Allah'ın huzurunda Allah ile olalım. Kapanmakla ilgili rüyalar görüyorum ama kapanmak, istediğim halde kapanamıyorum. Bu durumda ne yapmalıyım? Allah kapan dediyse, Ya Rabbi bunu sen söyledin, senin için yapıyorum. Seni seviyorum, sen de beni seversin diye yapıyorum. Senin sevgin benim için evet. herkesten daha önemlidir. Herkesin sevgisinden, herkesin takdirinden, şöyle veya böyle söylemesinden daha önemli, daha kıymetli, daha değerlidir. Onun için kapanıyorum deyip kapanmak gerekiyor. Yoksa şeytan bin bir türlü vesvese verir, ona mani olur. Şeytana taviz vermeyelim. Rabbimiz nasıl seviyorsa öyle yapalım ki onun sevgisine layık olalım. Sevgisini hak edelim. Yoksa kendi kendimizi kandırmış oluruz. Sevgi ispat ister. İman ispat ister. İspatlamak lazım. Allah'ı her şeye tercih ettiğimizi ortaya koyup bunu ispatlamak lazım. İspatlananlar Allah'ın sevgisini hak eder. Sevgisine layık olur. İspatlayamayanlar kaybeder. İmtihanı kaybetmiştir. Allah hepimizi imtihanı kazanmış olanlardan eylesin. Amin. Sevgisini, imanını ispatlamış olan kullarından eylesin. Amin. Allah hepimizi hidayete erdirsin. Amin. Hidayetine tabi kılsın. Amin. Sırat-ı müstakimde daim eylesin. Amin. Sırat-ı müstakimde kendisini vasıl olan kullarından eylesin. Amin. Allah hepimizden razı olsun. Amin.